15 dakikada bulman gereken iki bomba var yüzbaşı. Yani yenilgi kesin. Yerinde olsam oradan hemen kaçardım yüzbaşı. Ne de olsa can tatlı. Lan şerefsiz. Sen sorumluların kaçtığını hiç gördün mü lan ha? İyi o zaman. O timcinin karısıyla vatanından kaçanlarla birlikte siz de geberin. Biz de seyredelim. Bunlar burada Serdar. Bizi izliyorlar. Ulan birazcık mertlik yok mu lan sizde? Birazcık erkek olun lan. Çıkın lan ortaya soysuzlar. Lan astubay. Kardeşim kamptakilerle beraber geberecek. Yerinde olsam ağlayacağım onu bulurdum. 5 dakikan kaldı lan. Meryem. Kamplar cehenneme dönmeden şu bombaları bulalım. Merivan kampta Serdar. Bomba da onun yanında. Komutanım hemen çıkalım buradan. Meryem biz gidiyoruz tamam mı? Şuraya alt üst et. O bombayı da bul. Tamam Serdar. Ayhan. Emredin komutanım. Emir komuta Meryem'di anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi çıkıyoruz. Kamptaki bomba 5 dakikaya patlayacak. Her yer aranacak. Dağılın. Yok Serdar. Orada neler oldu? Başımız büyük beladan azar. İki kampa da bomba yerleştirmişler. Ne diyorsun Serdar? Aga ne kadar zamanımız var belli mi? 4 dakikadan az kaldı doktor. Berivan'ı da kampta saklıyorlar. Bomba Berivan'ın yanında. Berivan burada mı galiba? Burada mıymış? Acele edin biz de geliyoruz. Abicim sakin ol. Kampta bomba var. Bütün barakalara dağılın çabuk. Hadi çabuk olun. Çabuk. Koş, hadi. Çocuklar kampa dağıldı Serdar. Güvenlik kamera kayıtlarını kontrol et. Belki bir şey bulursun. Bombaların patlamasına 3 dakika kaldı. Tamam Serdar. Bilgisayarın başındayım zaten. İçeri sızan varsa şimdi çıkacak ortaya. Ya ciğerim. Hadi gidelim şuradan. Patlayacak bomba. Her yer asker dolu. Bu kargaşa da çıkartmazlar bizi. Kamptayken bomba patlarsa yanarız. Burada kalalım. Bombalar burayı etkilemez. Kamp yerli bir olduktan sonra çıkarız. Bu taraftan Celil. Yüzbaşı geliyor. Tamam, hemen gir. Gir şuraya gir. Serdar. Evet. Kampa bombayı sokanı buldum. Kim Naza ha? Çabuk söyle. Hani kampta şu görevli çalışan hemşire var ya. Hani şu generale sürekli sokulan. O işte. O hemşire generali kullanarak bombayı içeri soktu demek ya. Çözdüler seni Firuze. Kistesini topal. Vay be komutanım. İnce hesap kurmuşlar her şeyi. Elbet o kadar da bulacağız ya. Nazar, 2 dakika kaldı. Bomba bulundu mu ha? Hayır Serdar.
Hala arıyormuş, bulamadık. Komutanım, eğitim kampındaki bomba generalin çadırında olabilir. Hadi! Zamanımız az! Dağılıp şu bombayı bulalım, hadi! Meryem, cevap ver Meryem. Bombayı hala bulamadık Serdar. Meryem, generalin çadırına bak. Çabuk acele et, acele et. Anlaşıldı Serdar. Çıkış noktası var. Ya biri bir kabloya bağlanıyor, diğeri de bir yuvaya giriyor. O zaman yuvaya gireni kesiyorum o halde. O aldatma olabilir. Sakın dokunma ona ben. Öyle ya da böyle bu bomba patlayacak Celil abi. Hakkınızı helal edin. Bırak şimdi, hadi bırak. Naza, 1,5 dakika kaldı, hadi. Çabuk acele et. Celil, yürü, hadi gidiyoruz. Bunlar bombayı nasıl çözdüler lan? Seni çözdüler Firuze, yalnız sen. Topal, kes sesini diyorum, kes. Benle uğraşmayı bırak ciğerim. Bomba patlamadı. Kargaşa olmazsa çıkamayız. Sıkıştık burada. Bizi bulurlarsa yanarız. Ama ikinci bomba hala Timci'nin karısının yanında. Onu bulamadılar. Zaman da kalmadı. İlacına tesiri geçti. Hareketlemiştir şimdi. Neyse, bulamasalar bari. Kardeşim. Berivan. Berivan. Berivan'ım. İyi misin? Berivan. Berivan, iyi misin? Berivan. Neymiş? Berivan. Berivan. Berivan, bomba nerede ha? Berivan. Kordon dostum sen çekil hele bakayım ben. Sakin. Berivan bacı. Bak bakayım bana bak. Bana bak. Aga tamam yok. Çok önemli bir şey yok. Sadece ilaç vermişler galiba.
Berivan bacı, bomba nerede biliyor musun bomba? Nerede? Komutanım. Kutuda. Kutuda, bomba kutuda komutanım. Meryem'in anlattığı düzeneğin aynısı. Ya bak abi, bu melanet şey çok büyük vallahi. Bu bir patlarsa bütün kampı yakar geçer, ne yapacağız? Hadi gel Berivan. Yavaş. Memiş, dışarı çıkar Berivan'ı. Tamam. Meryem yuvaya giden direkt kabloyu çıkardı komutanım. Şuna bir baksanıza. Bu kablo olması imkansız. Ya niye imkansızmış dostum? Meryem yaptıysa biz de yaparız. Ne var bunda ya? Aga vallahi durmadı aga. Ayvayı yedik aga. Atlayacak mı? Aga kampı da tahliye edemedik. Vallahi hepimiz yandık öleceğiz ya. Çare kalmadı aga. Artık patlayacak bu. Dermanı kimden istediğine bağlı. Medet senden ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke. İnni küntü mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. İnni küntü mine zalimin. Doktor ne yapıyorsun? Aga gözünü seveyim. Sen olmaz aga, sen bu millete lazımsın. Oradan olmaz, korkun çünkü nişanlanacak. Memiş de sen, onun da karısı var. Aga bir tek ben. Ben yalnızım, ben ölsem ne olacak? Hiç önemli değil aga, ben gidiyorum. Hadi ben doktor, gidiyorum. Doktor saçmalama. Dur. Sen her şeye vurdun. Sokma kordonu, çekil, çekil! Doktor, saçmalama! Doktor! Doktor, dur! Geri ekliyorum! Konsolabilir kardeş! Doktor! 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 Aç kapıyı! Doktor! 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 Dur! Lan! Dur! Bakmanız helal olsun. Şekil dağlar, diz boyu kar. Elinde asker kırası var. Hey gidi aslanlar. Ah be doktor. Hey hey kükredi sundunlar. Yine herkesten bir adım öndesin yani. Yürüme güzel. Yüzlü analar kurumları. Ölecek kadar. Ölmeyecekler. Kahraman olacak. Hey gidi aslanlar. Hey hey kükredi sundunlar. Cennet bakalım kendi adım et. Mertebe şehadet elde gülredi aslanlar. Hey hey titredi düşmanlar. Doktor! Solmasın diyerek bu nazlı bayrak. Doktor! Dedi düşmana beyanla alma. Gülredi aslanlar. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntum mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntum mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntum mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. Cennet vatanın evladım et. Yüce mertebe şehadet elbet. Yükledi aslanlar. Aman aman. Bombayı kampın dışında patlattılar. Generalin çadırındaki bomba. Aynı anda patlaması gerekiyordu. Geber yüzbaşı. Allah belanızı versin. Geber. İkinciyi etkisiz hale getirdiler. Bittik biz. Bombaları yüzbaşıya söylemek büyük aptallıktı. Operasyonu batırdım. Eman eman. Ah.
Bomba patlamadı. İşim bitti Firuze. Şimdi her yerde seni arayacaklar. Topal, beni bekle. Meryem. Topal. Meryem. Çok uzun zaman oldu ha? Babamı bulacaktın ha? Eğer bir oyun oynarsan seni öldürürüm. Harbiden çatlaksın doktor. Sen kafayı yemişsin. İki tahtan eksiksin. Ya acaba bana diyene baksana aga ya. Acaba ben manyağımda bu çok mu akıllı? Ya benim muhteşem zekamın yanında senin de köpek ya. Doktor kahraman oldun ha. Sağ ol. Kadından haber yok mu Nasa? Nereye girmiş? Kameralardan falan belli mi ha? Serdar! Nazayla telsiz konuşmalarını duydum. Bombaları kampa sızdıran bu olmalı. Sahte hemşire Firuze. Ver. Firuze Hanım, kampa terör eylemi yapmaktan tutuklusun. Bana oyuncak verecekti ya bir de bu. Oyuncak veriyordu ya. Celil. Kalk. Kalk ayağa. Firuze'yi de yakaladılar. Kötü oldu. Bu kız çok şey biliyor. Sıkıntılı görünüyor. Destek planı uygun hareket edin. Anlaşıldı komutanım. Anka bağlıları. Sıkıntılı bir yere giriyoruz. Paketi almaya çalışacaklar. Burak, sen geride kal koçum. Destek plana geçiyoruz. Düğün kurulunca yanımızdan geçersin, tamam mı koçum? Destek plana geçildi komutanım. Allah yardımcımız olsun. Tamam koçum. Düğün kurmaya gidiyoruz biz. Firuze'yi vermeyeceklerdir. Onlar vermeyecekler. Biz alacağız. Konvoy göründü bravo. Üç araç. Ortadaki sivil. Herkes yerini alsın. İşaretimle konvoyu vuracağız. Ortadaki sivil araca dokunmak yok. Firuze orada, unutmayın. Mülteci ve Özgür Suriye Ordusu eğitim karargahına eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırı Sungurlar timinin başarılı operasyonuyla engellendi. Bombaları kamplara sokan Suriye uyruklu Firuze Kod adlı terörist yakalandı. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Aldın mı lan Firuze'yi? Henüz değil.
Ama 5 dakika sonra Suriye'ye yola çıkar. Firuze'yi Türklerin eline bırakamayız Bravo. Ne yap ne et Firuze'yi al. Köye giriyoruz arkadaşlar. Dikkatli olun hepiniz. Firuze ortadaki araç. Alın onu hadi. Geriye kalan herkesi gebert. Mevzil edin! Çıkar. Anlaşıldı Ankara. Çıkıyoruz biz. Allah yardımcımız olsun. Hadi çıkıyoruz. Yürüsün gitsin be bırak. Anka 1.
Bırak paketle geçti. Sorun yok. Feruze'yi alıp çıkın hemen. Olur lan bu. Giden aracın içindeydi Firuze. Oyun oynadılar bize. Salak mı sandınız lan bize? Cehennemde ha bu şerefsiz. Bir bilsem aga, bir bilsem. Yuva Ankabir. Husu zayiatsız atlatıldı. Paket destek plana uygun ayrıca geliyor. Aracı görüyorum Serdar evladım. Sorun yok. Siz o zibidileri buldunuz mu? Olumsuz komutanım. Hala bulamadık. Şahmaran'la Bravo itini hala bulamadık. Ulan yüzbaşı. Bunun yanına koymam seni. Gel. Dur bırak beni be. Ana orada bak ya. Koşun. Firuze, ben sana yeni bir kimlik öneriyorum. Onlarsa ölüm. Tabii ki kararı verecek olan sensin. Sana anlatacak bir şeyim yok yüzbaşı. Firuze, akıllı ol. Eğer bizimle işbirliği yaparsan cezan hafifler. Ceza mı fikler ha? Böyle bayat numaralarla konuşturamazsın. Konuşma lan. Sakın konuşma. Canım burnumda zaten. Konuşma ki moralim düzelsin biraz. Ne oluyor be, bırak beni be. Hangi kar perdaza güvenip sen bana kafa tutuyorsun ha? Boşuna hayal kurma. Seni kodese tıkacağız. O her geliler seni kurtaramaz. Anladın mı beni? Kurtaramaz. Dışarı gelin Serdar. Celil. Bu kadını bırakmayacaklardır. O da bunu bildiği için çözülmüyor komutanım. Yasaları çiğnemek yok Celil. Emredersiniz komutanım. Bombayı dışarı çıkartman kahramanlıktı doktor. Sağ ol. Estağfurullah komutanım. Görevimiz bizim. Doktor.
Meryem'i göremiyorum. O nerede? Buraya gelir gelmez gitti Serdar. Özel bir işi mi varmış, neymiş? Özel iş mi? Neymiş bu özel iş? Bana hiçbir şey söylemedi. Kim bilir nedir Serdar? Ajan milleti sonuçta. Nelere doğru, nelere kurgu bilemezsin. Öyle değil mi? Bırak soytarı. Madem öyle, peki. Öyle olsun. Ya tamam, tamam be. Ne istiyorsun benden ya? Sence ne mi istiyorum? Bana verdiğin sözü yerine getirmeni istiyorum tabii ki. Beni öldü bildiğim anneme babama götürecektin. Ya ciğerim. Ciğerim. Bak. Ciğerim. Ben söz verdim mi tutarım ciğerim. Götüreceğim seni annene babana. Meryem. Bak ciğerim. Sevdiğin adamın ailesini katleden babanı görmek ister misin? Heh. Gerçekle yüzleşmeye korkuyor musun ha? Bırak beni babanı bulayım sana. Ya da beni karargaha götür, gerçekleri anlatayım Serdar Yüzbaşı'ya. Bana bak. Babamı... Ailemi bulacaksın bana. Anladın mı? Söz bulacağım ciğerim. Aksi olursa seni bulup kendi ellerimle gebertirim. Şimdi defol git. Babam hakkında anlattıklarından sonra hayat bana eziyet oldu, anladın mı Topal? Şimdi beni babama götüreceğiz. Ha? Ya götüreceğim. Hele bir sabret. Sabredeyim ha? Sabret. Olur. Emredersin. Sabrederim. Git başımda. Git. Bak. Ailemi bana bul ve haber ver. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık mı? Ya tamam ciğerim, tamam. Sen tasalanma. Baba söz verdi mi yapar. Söylüyorsun ha Topal? Ya ekmek çarpsın doğruyu söylüyorum ya. Yalan yok bende ya. Beni babama götürüyorsun. Şayet anamı babamı bulamazsan, sağlam bacağını sıkıp seni köpeklerin önüne atarım. Ya tamam. Ama manyak çıktın sen de ya. Bekle. Serdar. Meryem neredesin? Ailemle ilgili bir sorun var Serdar. İlçe dışına çıktım. Onu hemen çözüp geleceğim. Tamam Meryem.
Dikkatli ol, tamam mı? Meryem neredeymiş? Ailesiyle ilgili bir sorun varmış. Ailesi mi? Benim bildiğim Meryem'in ailesi yoktu. Çok tuhaf. Birden nereden çıktı bu aile, anlamadım. Babamla annemi anlat bana. Babam ne iş yapar? Nasıl yaşarlar? Suriye sınırına yakın güneyde bir kasaba var. Babam bölgenin tanınan kanaat önderi olmuş. Huzur ve barış için çalışıyor. Fakir babası. Şeyh Ahmet'i herkes sever. Şeyh Ahmet ha? Fakir babası demek. Peki beni neden bugüne kadar arayıp sormamış? Biliyor musun ciğerim? Artık rahatladım. Yani sen artık babana kavuşacaksın ya. Eminim o da seni gördüğü için çok sevinecektir. Topal, çok konuşma. Yürü. Yürü. Bak, Şeyh Ahmet'in dergahı orası işte. Bak, benim kim olduğumu söylemeyeceksin burada, tamam mı? Dergahta çalışmak isteyen bir gönüllü. Anlaştık mı? Niye ciğerim? Kimmiş bu Şeyh Ahmet, bir görelim bakalım. Ay, ajan alışkanlığı ha? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ım baba. Bu kızcağızı ilk defa görüyorum buralarda Topal. Şendil Bey'den geliyorum ben. Bu Meryem kız çok becerikli şeyim. Senin iyiliklerini, yardımseverliğini duymuş. Gönüllü olarak burada çalışmak istiyor şeyim. Allah razı olsun kızım senden. Gel seni kadınlar tarafına götüreyim. Sen burada kal Topal. Emredersin Şahin. Buyur bey. Bu kızımız dergâhta gönüllü olarak çalışmak ister. Hoş geldin kızım. Adın ne senin? Meryem. Hoş geldin Meryem kızım. Şeyhim, size telefon var. Anlaşıldı. Meryem sana emanet, Nigar Hatun. Hadi bakalım. Sana dergahı gezdireyim kızım.
Anka 13. Paket hastanede. Adli muayeneye getirdik. Anlaşıldı Anka 13. Cemal, sen git dinlen biraz. Ben bakarım ben. Sağ olasın Halim ya. 48 saat nöbetteyim. Resmen ölüyorum ya. Hadi sen git dinlen biraz. Sağ olasın Halim. Dışarıda bekleyin. Ama doktor bey, bu bir terörist. Lütfen beni hastayla yalnız bırakın. Ne işin var senin burada? Sen bırak şimdi muhabbeti. Telefonu ver. Kimsin? Benim Albay Beşir, Firuze. Doktordan arıyorum. Sungurlar yakaladı beni. Kurtarın hemen beni buradan. Sakin ol Firuze. Seni kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Sen sakın askere bir şey söyleme. Beni burada bırakmak işinize gelmez komutan. Bildiklerim sizi yakmaya yeter. Eğer beni askerin elinden kurtarmazsanız... Bu elimdeki bütün bilgileri askere veririm. O zaman siz düşünürsünüz. Beni tehdit etme Mutaşa Firuze. Senin iyiliğin için iyi olmaz mı? İstediğini yap komutan. Bu son şansınız. Ya beni buradan kurtarırsınız ya da bilgileri askere veririm. Tamam, tamam. Allah'ın belası karı. Sağlık raporu tamam. Senin ne işin var burada? Kafayı mı yedin sen be? Tedbir yapacak zaman değil. Firuze yakalandı. Üstünde bütün yapıyı deşifre edecek bilgiler var. Üstelik karı bizi tehdit ediyor. Eğer onu kurtarmazsak bilgileri askere verecekmiş. Demek bizi tehdit etti ha? Ona öyle bir ders vereceğim ki Beşir Albay'ı. O karıyı kendi oğlu gebertecek. Firuze'nin oğlu mu var? Firuze bir mutaşaydı Beşir. Oğlunu da çocuğun babası Türkiye'ye kaçırmış zamanında. Ama çocuk bende. Boşuna bu havalardan. Nasılsa konuşacaksın. Ben konuşmam asker. Burada da kalmam. Onun için hiç boşuna uğraşma. Hay Allah'ım ya. Delireceğim lan. Bir dakikaya kimse alamaz. Ben de senin cehennem odun yaparım lan. Ne dersin buna ha? Ben sana bir şey diyeyim mi asker? Şu Bravo var ya, Şahmaran çapsızı. El Muhaberat Komutanı Beşir, Çeşidin Komutanı Ahmet, hepsinin bilgileri... Aha burada. Ama ben ne bunları konuşacağım sana söyleyeceğim, ne de sen bunları öğrenebileceksin. Anladın mı? Sana bir şey diyeyim mi? Gebertecekler seni lan. Yakalanıp da sağ bıraktıklarını hiç görmedim ben daha.
Aga görünen o ki onlar gebertmese kordon gebertecektir. Şuna baksana ya. Neredeyse çöktü üstüne dip duruyor. Pire gibi ya. Zamanımız yok Serdar. Bu kadını savcıya teslim etmemiz gerek. O zamana kadar öğrendik öğrendik. Yoksa ölür mü, sır küpü mü olur görürüz. Anlaşıldı komutan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Mahzun. Evladım, anneni bulduk. Hadi gel, ona gideceksin. Annem mi? Gerçek bir şehir. Tabii. Annemi buldunuz mu gerçekten? Bak sen şu aydaza. İnanmıyorsun bir daha. Hadi oğlum gel. Allah senden razı olsun şeyim. Ben annemi hiç görmedim. Ben bebekken gitmiş şeyim. Sonunda göreceğim onu. Allah'ım şükürler olsun. Hadi bakalım. Giy ayakkabılarını şimdi. Hadi bakalım. Şeyim, elbiseler hazır. Kabanın her tarafına C4 yerleştirildi. Kumandası da burada. Gel kızım gel. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Kim var o araçta? Meryem, kızım geliyor musun? Burada havalar soğuktur. Çocuk üşütüp hasta olmasın. Bunları giydirirsiniz. Evladım, annene gidiyorsun. Bir daha sakın yanından ayrılma. Ana hakkı ödenmez, unutma. Ha, benden de annene selam söyle. Baş üstüne şeyim. Derim elbette. Bu sefer işi batırma Güven. Çocuğun kabanında C4 var. Anne ile oğlu buluştur, sonra da bas kumandaya, olsun bitsin bu iş. O kadına en büyük ceza aradığı oğlanın elinden ölmek olacak. Bu saldırıların ardında Şahmaran ve Bravo denen pislik var. Biliyoruz. Biliyorsanız bana niye soruyorsunuz ki? Buyurun gidin yakalayın. Sabrımı taşırıyorsun kadın. Ne yaparsın mesela? Öldürür müsün beni? Sıkar o canını. Sadece bir dakika. Aga vallahi bu kadın var ya Celil'i delirtti yani. Çıldırttı yani çocuğu. Bu kadını savcıya teslim etmeliyiz Serdar. Serdar evladım. Savcı bey kadını istiyor. Bir ekip onu almaya geliyor. Teslim edin. Emredersiniz komutanım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Celil tamam. Kadını teslim ediyoruz. Yaşatmayacaklar bunu komutanım. Gebertecekler. Bırakın 5 dakika bana. Kapatın şu kayıtları. Ne biliyorsa alayım şundan. Tamam Celil, tamam dedim. Firuze Hanım. Celil doğru söylüyor. Buradan çıkmak demek... ölmek demek. Bunu aklına sok tamam mı? Thank you.
kelepçeleyin şunu. Ben değerliyim yüzbaşım. Göreceksin. Beni size bırakmayacaklar. Göreceğiz. Al götür şunu. Al götür şunu. Bırakacaklarmış da, bırakmayacaklarmış da. Bırakırlar mı, bırakmazlar mı? Göreceğiz. Allah'ım yarabbim ya. Kardan. Dostum. Acaba diyorum bu gidişin yerine bir bardak soğuk su ister misin? İyi gelir gerçekten bak. Kes sesini doktor. Hayrını görün komiserim. Hı hı. Teslim belgesi. Komiserim dikkat edin. Kesin susturmak isteyeceklerdir. Merak etmeyin yüzbaşım. Bindirin araca. Göreceksiniz asker. Kurtaracaklar beni. Göreceğiz. Hadi gidiyoruz. Kurtarmak istediler ama olmadı komutan. Şimdi de susturmak isteyeceklerdir Celil. İşin içinde Şahmaran'la Bravo varsa tekrar saldıracaklardır. Aga yani bu konuşmadan anladığım sonuç polisleri takibe alıyoruz öyle mi? Evet doktor. Takip edeceğiz. Şahmaran'la Bravo alçağı bir hata yaparsa onları yakalamak için de bize bir fırsat doğar. Adliyeye geldim. Gelmelerini bekliyorum. Tamam. Annemin gelmesi çok sürer mi amca? Yok delikanlı. Birazdan ölene kadar yanında olacaksın annenin. Giyun. Sakın çıkarma. Tamam. Şeyhe söz verdik delikanlı. Annene kavuşmadan üşütür hasta olursan ne derim ben sonra ha? Annene kavuş, sonra ne yaparsan yap, tamam mı? Tamam amca. Önemli değil. Kimse beni dokunamaz. Beşir'in sana bir sürprizi var. Oğlunu bulmuşlar. O da orada olacak. Mahsun'u mu bulmuşlar? Gerçekten mi? Allah'ım. Allah'ım Mahsun'u şimdi beni bekliyor. Oğlum.
gelir mi gelmesi amca? Yok oğlum. Gelir şimdi. Amca şunu çıkarsam. Burası çok sıcak. Bunu aldım. Bana bak. Yeter artık. Çıkmayacak o kaban, anladın mı? Amma mız oldun sen de ha. Bekle işte. Annen geliyor. Kavuşacaksın annene. Tamam amca. Çok sıcak da onun için dedim. Annenin yanında çıkarırsın. Tamam mı? Koş sarıl. Mahzunum yavrum. Anne. Anne. Sarıl bakalım oğlu nasılsın? Köşesindeki kamerayı bir daha görelim Naz'a. Hemen komutanım. Köşeden çocuğu gönderen biri olmalı. Binanın yan tarafını gören kamera yok mu? Maalesef yok. Binanın yan tarafı kör nokta komutanım. Naz'a resmi dondursana. Biraz yakın görelim şu çocuğu. Hemen. Komutanım, çocuğu teşhis etmeliyiz. Böylece saldırıyı yapanları çocuğun üstünden bulabiliriz. Kaçırılan kayıp çocuklardan biri olabilir mi bu komutanım? Bu fotoğrafı kayıp çocuklarla eşleştirin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, çocuğu olay yerindeki bir öğretmen teşhis etti. Çocuğun adı Mahsun Karcı. Ailesi ilçeye yakın bir Selamet köyü var. Orada yaşıyormuş. Çocuğun nasıl kaybolduğunu öğrenin Serdar. Kimlerin eline nasıl geçti bilelim. Haydi kordon.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır asker? Birader, biz Taner Karcı'yı arıyoruz. Taner Karcı sen misin? Evet. Ne oldu ki? Oğlun nerede Taner? Mahsun nerede? Şey, dağda komutan. Koyunların başında. Yalan söyleme. Adam gibi anlat lan. Sıkma benim canımı. Nereye gidiyorsun sen? Mahsun dağda değil komutan. Bu var ya oğlunu sattı. O şey Ahmet denen dinbezir canına sattı. Yapma dedi. Etme dedi. Dinlemedi beni. Sen sus lan kadın. Sen konuşma lan geri zekalı. Sat. Kim peki bu şey Ahmet? Nerede bulacağız bunu? Sen ne biçim babasın lan? Adam oğlunu satar mı lan hiç? Ha? Size ne be? Size mi soracağım? İstediğimi yaparım. Benim oğlum değil mi? Öyle mi lan? Hayda. Şerefsiz! Lan sözü! Hey. Ulan hergele! Hayda. Hey. Senin gibi baba cehennemde odun olsun lan. Ulan iki herif. Oğlunu patlattılar lan. Öldü lan oğlunu, öldü. Öldürdüler onu. Oğlum, Mahsun'um. Öldü mü oğlum? Eman eman. Mahsun'um. Oğlum. Ulan şerefsiz. Allah'ın emanetini sen kime pazarladın lan? Haberin var mı lan? Oğlun öldü. Canlı bomba yapıp patlattılar oğlunu. Oğlum, oğlum. Kalk ayağa. Kalk. Kalk bakalım. Yavrum. Anlat bakalım. Kim bu şey Ahmet? Konuşsana lan oğlunu satan kundi. Konuş. Ahmet kendini şey ilan etmiş. Suriye tarafından. Hemen sınırda bir kasabada dergâh var. Herkese para veriyor. Çok para. Çocukları topluyor. Çok çocuk aldı. Sadece ben vermedim ki. Şerefsiz. Radikal dini örgütlere savaşçı topluyor. Oğlum. Oğlum. Evet. Mülteci kampı ve Özgür Suriye Ordusu eğitim karargahına bombalı saldırı gerçekleştirmek üzereyken yakalanan Suriyeli terörist Firuze bugün bombalı saldırıda öldürüldü. Terörist Firuze, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildiğinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Terörist feci şekilde can verdi. Maalesef bu saldırıda intihar bombacısı olarak küçük bir çocuk kullanıldı. Ne oldu Ahmet? Haberleri gördün mü Albay Beşir? He? Hedef vuruldu. Gördüm. Yalnız bu operasyonun maliyeti diğerlerinden daha fazla. Bilesin. Lan yalancı şey. Sen amma para göz oldun ha. Ne yaparsın Albay Beşir? Sevgiyle dönmüyor bu dergah. O sungurlar işin peşini bırakmayacaktır. Şu çocuktan sana, oradan da bana ulaşmazlar inşallah. Ben barış ve huzur yanlısı kendi halinde bir insanım. Çocuk kim bilir hangi şeytana uydu Beşir Albay. Sen yılan adamın tekisin ha. Çık lan dışarı. Neyse daha sonra konuşalım Albay Beşir. Sen hala gitmedin mi Topal? Sana diyeceklerim vardır şeyim. Yaklaş. Bu getirdiğim kız var ya. Meryem. Meryem. O sungurlar timinde çalışan bir Türk ajanıdır bilesin şeyim. Ne? Sen ne ettin lan? Ajan mısın sen ha? Yok şeyim. Şeyim hele bir dinlesen. Konuş ulan. Konuş. Kime çalışıyorsun sen ha? Ajan mısın sen ha? Ne diye getirdin o ajanı buraya? Ulan yılların emeğini mahvettin. Bunun cezası ölümdür Topal.
Yapma Şeyh'im. Ulan köpek! Yapma Şeyh'im, kurban olayım Şeyh'im, yapma! Yapma Şeyh'im, Şeyh'im yapma! Kurban olayım, yapma Şeyh'im! Yapma Şeyh'im, dur, yapma! Dur! Bey, bu ne hal? İndir şu silahı! Şeyh'im, hele bir dinle! Diyeceğim vardı, yapma Şeyh'im! Ulan, ulan yalancı münafık! Gebertirim ulan seni! Gebertirim! Şeyh'im, Şeyh'im! Hele bir dinle Şeyh'im! Bilmediklerim var Şeyh'im! Bu Meryem kız! Senin öz be öz kızındır Şeyh'im! Yalan! Yalan söylüyorsun lan! Kutsal bildiğim ne varsa onun üstüne yemin ederim Şeyh'im! Meryem de biliyor bunu Şeyh'im! Siz onun öz anası babasısınız Şeyh'im! Büyük bir yalan ulan bu! Yalan söylüyorsun lan! Yalan değil! Doğru! Doğru söylüyorum! Sizler benim ailemsiniz! Nereden buldun bu resmi? Bu resim beni devlet yurduna bırakıp terk edip giden anne babamdan kalan tek şey bana. Yıllarca sakladım bunu. Ben kızınız Meryem'im. Bunca seneden sonra. Allah'ım. Yavrum. Kızım. Kızım benim. Yabancı. Hiç. Öylesine baktım. Burada çocuklarla kadınlara hizmet edilir sadece. Çek gidin işine yabancı. Yok. Ben öyle sormamıştım. Sungurlar bunlar. Ne var? Ne istiyorsun? Anka 3, Anka 1. Buluşma noktasındayız Anka 1. Sorun yok. Tamam, ben de geliyorum. Meryem aradı mı sizi? Olumsuz komutanım. Tamam Celil.
Beni neden terk ettiniz baba? Neden beni bırakıp kaçıp gittiniz? Benim neler yaşadığımdan herhangi bir haberiniz var mı? Neden beni hiç aramadınız? Neden bunca zaman beni sormadınız? Neden? Neden demek? İyi dinle o zaman. Senin için aramadık seni. Senin için sormadım. O yıllarda bölgede terör azmıştı. Düşman çoktu. Bizi öldüreceklerdi. Türkiye'den kaçmak zorundaydı. Sen de çok küçüktün o zaman. Ne olacağımız ne de sonumuz belli değildi. Seni de tehlikeye atacaktık. Seni devlete bırakıp kaçtık. Sen bari yaşa istedik. Ama aklımdan hiç çıkmadın Meryem'im. Ahmet denen şeyhi de gördüm. Milletin ağzını aradık komutanım. Bölge insanı şeyhi barış, huzur adamı, fikir babası olarak biliyor. Vallahi aga yani dışarıdan gören herif nere kurmuş uçuyor ya vallahi. Ankabir yuva, durum ne Serdar? Kasabaya geldik komutanım. Dergah çocuk dolu. Şeyh Ahmet denen o din bezirganı burada militan yetiştiriyor. Terörist Firuze... Yavuz ve Bravo'nun maşasıydı. Bu şeyh onu öldürdüğüne göre... Bunların arasında bir bağlantı olduğu belli. Eğer Sungurların orada olduğu ortaya çıkarsa... ...başınız büyük belaya girer Serdar. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Ne oluyor? Bakalım. Komutanım ne yapıyoruz? Aga, müdahale edersek deşifre olma tehlikemiz var. Ne yani? Deşifre olacağız diye zavallı kızlara tecavüz edilmesini mi seyrediyoruz? Ya kim seyredeceğiz dedi? Celil, tamam. Sungurlara yakışanı yapacağız. Silah yok. Namussuzları başımıza toplamayalım. Tamam. Silahsız daha keyifli olur komutanım. Ververiye verir komutanım.
Vallahi hiç dert etme Kurgun. Hiç de öyle bir şey yapamazlar. Bunlar için şahane ilaçlarımdan evet yanıma almıştım. Vallahi bunu yiyince 3 gün kendilerinden geçecekler. Aha da geçiyorum. Komutanım, ne yapıyoruz? Dergahı dışarıdan izlemeye alacağız. Elbet bir açıklarını yakalarız. Aga, gerçekten tam Meryem kızın havası değil mi ya bu işler? Olsaydı dergah şapadanak 2 dakikada sızar. Aradık kaç defa komutanım. Açmıyor. Ya aga, sonuçta bunun aramasıyla senin araman sonuçta aynı şey değil. Bunu açmamış olabilir. Aga sana kıyamaz. Seni kıramaz yani. Hem aga şöyle de bir konu var. Artık açık konuşmak lazım. Ben Meryem'le seni gerçekten çok yakıştırıyorum yani. Süper bir fikir. Bence Kordon'un şu Dilan bacıyla artık arasını yapma. Seni de Meryem'le artık baş göz edelim aga yani. Bu işler bitsin ya. Ne dersin? Bu çöp çatanlığını Naz'a duyarsa bittin sen doktor. Ama dediğin şeye bak. Hem komutanım, bence Naz'a sana daha çok yakışır. Ha yürek et. Naz'a dinle ya. Aga gerçekten Meryem ya. Aga ya. Komutanım, Meryem'e bir düşünsene. Naz'a sana daha çok yakışır. Ya yürek et oğlum, bir daha var mısın? Ne dersin sen? Kesin sesinizi. Meryem'i arayalım. Babam hiç sevinmedi. O nasıl söz öyle? Sevinmez, sevindi elbet. Sarkar. Kimdi o? Bir arkadaş. Babana götür. Acıkmıştır. Hem sevinir o da. Hadi. Şahmaran. Albay Beşir seninle temasa geçmemi istedi. Önce şu kızın sungurlara çalışan Meryem olup olmadığını anlamamız gerekiyor. İyi ama Topal onun sungurlardan olduğunu söylüyor. Bekle Şeyhamet. Önce kızı teyit edelim. Kız bu mu? Evet, evet, evet bu. Bu kız sungurların ajanıdır. Hemen öldür onu. Ya, kız benim yıllar evvel Türkiye'de bırakıp kaçtığım kızım olduğunu söylüyordu. Sungurların sızma planı olabilir mi? Meryem yanına sızdıysa sungurlar da orada demektir. Öldür onu Şeyhmet. Baba yemek hazır. Bilgisayarla aran iyi mi? Bilgisayarla aran iyi galiba ha? Hey. Ne yapıyorsun? Bölgede yaptığım hayırlı işleri bütün dünyayla paylaşıyorum kızım. İstediğin zaman sana yardım ederim baba. Sağ ol kızım, sağ ol. İnşallah, inşallah. Hadi şimdi sen içeri geç, ben geliyorum. Hadi kızım. Bağlantıyı kestim. Meryem buradaydı. İyi dinle Şeyh Ahmet. Sungurlar kasabadaysa başın büyük belada demektir. 2 saat sonra oradayız. Kız nerede? Kilerden ekmek almaya gitti bey. İyi. Bana bak. O kıza dikkat et. Fazla yakınlaşma. O nasıl söz öyle Ahmet? O bizim kızımız. Allah Allah. Nereden bil? Ha? Saf kadın. Bak.
Onu bıraktığımızda bu resmi onun cebine biz koymuştuk. La havle. Lan salak kadın. Ne malum ha? Bu fotoğrafı ne malum ele geçirmediği bir yerden ha? Ahmet, o kız Türk yapma. Paşanı. Ekmekleri getirdim anne. Gel. Geç otur kızım. Ben anneme yardım edeyim. Geç anne. İyi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Senin baban yüzbaşının ailesini katleden adam. Baba. Türkiye'de benim doğduğum köyde oğlu askeri liseye giden bir komşumuz var mıydı? Bilmem. Niye sordun kızım? Şey, benim tanıdığım bir yüzbaşı var da. Onun ailesi galiba bizim köyde yaşıyormuş. Sonra ailesini katletmişler. Sen böyle bir olayı hatırlıyor musun? Yoo. O yıllarda çok olay oldu. Olaylar yüzünden biz de köyden kaçmıştık kızım. Yüzbaşı kim bilmem ama eğer kalsaydık bizi de onun ailesi gibi katledeceklerdi. Kızım, sen ne iş yapıyorsun bakayım? Ha? Ben istihbaratçıyım baba. Güzel. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyorum. Evet. Tamam geliyorum. Siz yemeğinizi yiyin ha kızım. Beni beklemeyin. Hadi. Anne. Senin canın neden sıkkın? Hı? Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. Yoksa babam sana kötü mü davranıyor? Yok kızım yok. Nereden çıkardınız? Sungur belaları hepimizi huzursuz etti ha. Dinle. Bir planımız var. Önce Meryem'in sana inanmasını sağlayacağız. Sonra da Meryem'in üzerinden Sungurları tuzağa çekeceğiz. Bu kasaba onlara mezar olacak. Bak bakalım. Gördüğün bunlardan hangisiydi? Bu. Dergahın önünde duran buydu. Yüzbaşı buradaysa diğerleri de buradadır. Peki. Peki plan ne? Namaz vakti. Karını ve Meryem'i alıp namaza gitmek için dergâhtan çıkacaksınız. Ha, yanına yakın müritlerden birkaç kişi var. Kızım dışarı çıkıyoruz. Sen de örtme çeni. Buralarda hoş karşılanmaz. Bey, nereye gidiyoruz? Ben mescide namaza gidiyorum. Siz de pazarda alışveriş yaparsınız. Tamam. Şu etrafı da bir çeki düzen verelim. Tez zamanda. Baba, sen neden böyle korumalarla dolaşıyorsun? Beni öldürmek için sırada bekleyen çok insan var kızım. Şey çıktı. Ben peşlerindeyim, tamam mı? Siz geride kalın. Anlaşıldı. Hmm.
dönüşlük yapmasınlar. Şeyh geliyor, hazır olun. Yardım Şahmaran. Hedef sadece müritler, başkasına sıkmak yok. Emredersiniz Şahmaran. Duydunuz mu lan? Duyduk. Yüzbaşı da çarşıda. Oltaya takıldı. Şeyhin peşinde. Beşir'e haber ver. Devriyeleri çarşıya yönlendirsin. Beşir. Devam et Şahmara. Yüzbaşı çarşıda. Devriyeleri gönder. Tamam Şahmara. Hadi yürü. Açılın, açılın. Yürü. Yürü hadi yürü. Aha, aha ne oluyor? Şeyhi kaçırdılar, şeyhi kaçırdılar. Yürü hadi yürü. Yürü hadi. Yürü dedim yürü. Ne yapıyorsun? Yürü. Bırakın annemi. Anne baba kaçın hadi. Kimsin sen görelim bakalım şimdi. Meryem. Meryem. Serdar senin ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var burada? Ha? Hani senin ailevi sorunun vardı? Serdar. Ben annemi, babamı buldum. Buradalarmış. Peki sen o Şeyh Bozuntusu'nun yanında ne arıyorsun? Ha? Ailen yaşıyor Meryem. Ama... ama ortaya çıkıp öldürülmekten korkuyorlar. Kim öldürecekmiş ki onları? Dreş. Yani seninki. Yani Serdar Yüzbaşı. Serdar'la benim ailemin ne bağlantısı var? Senin baban... Yüzbaşının ailesini katleden adam. Meryem konuşsana. Şeyh denen adamın yanında ne işin vardı ha? Şeyh Ahmet benim babam Serdar. Yanındaki kadın da annem. Hadi canım. Hadi bakalım şimdi ayıkla pirincin taşını. Bana bak Meryem. O aşağılık herif senin baban olamaz tamam mı? Neden böyle konuşuyorsun Serdar? O Yavuz'la Bravo'nun taşeronu anladın mı? Biz o alçağı indirmek için buraya geldik. Hayır. Hayır yalan bu. Ya olamaz. Serdar olamaz. Ya bir yanlışlık var bu işte doktor. Benim babam Şeyh Ahmet kendini iyiliğe adamış bir adam. Gözlerimle gördüm. Hayır bir yanlışlık var bu işin içinde. Ben kendi gözlerimle gördüm anlamıyor musunuz? Babam kendini dine adamış. Fakir fukaraya adamış iyi bir insan.
Meryem. Yanılıyorsun. Bu zavallı çocuğu babası Şeyh Ahmet'e satmış. Şeyh Ahmet parayla zorla çocukları ailelerinden topluyor. Sonra onları canlı bomba olarak ölüme gönderiyor. Biliyor musun? Bu çocuk da canlı bomba olarak öldü. Olamaz. Olamaz Serdar. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Ya bir şey söylesenize. Gel. Hadi oğlum. Biraz zaman ver Serdar. Tamam mı? Ben bütün gerçeği öğreneceğim. Biziz. Sıkıntı yok. Meryem ortalarda yok hala. Merak etme. Yüzbaşı onu bulmuştur. Gelecektir yakında. Ölen çocukla ilgili sorular soracak. Hazırlıklı ol. Anlaşıldı. Tamam. Plan aynı şekilde devam ediyor. Buyur bey. Sağ ol. Meryem ortalarda yok. Başına bir şey gelmiş olmasın. Ona bir şey olmaz, merak etme. Gördün sen de. Erkek gibi kız. Meryem. Kızım. Şükürler olsun. Ben iyiyim anne, merak etme. Sen iyi misin peki baba? Allah'a çok şükür iyiyim kızım. Sayende kurtulduk kızım. Ben bir şey soracaktım size. Sor kızım. Bu çocuk dergâhtaydı baba. Ne oldu buna? Bu Masum mu? En sevdiğim talebem. Baba, bu çocuk intihar bombacısıymış. Türkiye'de kendisiyle beraber bir kadını patlatmış. Aman Allah'ım. Vah Mahsun'um. Yavrum. Sen bu çocuğu kime niçin verdin ha? Mahsun'u bana Beşir diye biri getirdi kızım. Suriyeli bir komutandı. Sonra da çocuğu geldi geri istedi. Ben de kendi ellerimle verdim. Onun çocuğuydu çünkü. Baba. Kim bu Beşir komutan baba? Ha? Nerede? Ne bileyim ben kızım. Vah yavrum. Vah kuzum. Vah Mahsun'um. Ciğerim. Meryem. Dışarı çıkıyorum Serdar. Çocuğu alan Beşir diye Suriyeli bir komutan. Babam fazla bir şey bilmiyor. Belli ki bu Beşir Yavuz ve Bravo ile beraber çalışıyor. Nerede bu Beşir soysuzu? Yerini öğrendim. Oraya gidiyorum. Takip et beni. Tamam. Meryem çıktı. Verdiğimiz adrese doğru gidiyor. Görüyorum. Meryem yüzbaşıyı peşine taktı geliyor. Ötekiler yok mu? Yok. Yüzbaşıyı alalım yeter. Meryem'i takip ediyorum. Görüyorum komutanım. Ortaya çıkmayın. Geride kalın. Bir terslik olursa müdahale edin. Tamam komutanım. Meryem, nereye gidiyoruz? Beşir komutan her kimse bir depodan istenmiş. Burayı sevmedim Meryem. Suya uygun bir yer. Celil, bizi gözden kaybetmeyin. Burası çok çetrefilli bir yer komutanım. Uylandım ben burada. Aga, ne tarafa gidiyorsun? Kuzeye dönün.
Tamam abi, anlaşıldı. Komutanım, teröristler yolu kesti. Çıkalım buradan komutanım. Tuzak bu. Tekrar ediyorum, tuzak bu komutanım. Meryem, tuzağa gidiyoruz. Çıkalım buradan. Dur! Yere yat! Çabuk! Yat! Kaldır elini! Tuzak bu. Tuzağa düştük. Meryem. Thank you.